Görüyorsunuz yansıda. Yine söylemiş olduğum gibi 5 ile 5.9 büyüklüğünde çokça sayıda deprem var bölgede. Dolayısıyla bölgenin aktivitesi ve deprem yoğunluğundan söz etmek çok doğal. Yine bu depremlere baktığım zaman 1900 ile 2019 yılları arasındaki depremlere baktığımızda 1905'ten tarihsel sıralamada gittiğimiz zaman en son bölgeye çok yakın olan Kovancılar depremi, hatırladığınız gibi 2010 yılında olan bir depremimiz var. 6.1 büyüklüğünde, aletsel büyüklüğünde bir deprem. Mevcut depremler gördüğünüz gibi Doğu Anadolu fayının sol yanalatımlı karakterine uygun bir depremden bahsediyoruz gördüğünüz gibi. Bu deprem tahmin olarak 40 kilometrelik, doğru mudur arkadaşlar? 40 kilometrelik bir alan kırdığını tahmin ediyoruz biz. Ama artçılarına da baktığınız zaman gördüğünüz gibi depremin artçılarına yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyorlar. Kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda. Bizim şu anda 30'da ama şuraya gelirken 2-3 tane daha deprem oldu. 30'un üstüne çıktı ve bu artçı sarsıntılar tabii ki devam edecek doğal olarak. Ve yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyor bu artçı sarsıntılar. Dolayısıyla bu artçıların da önümüzdeki birkaç gün belki bir hafta süreyle devam etmesini beklemek hiç de yanlış olmayacaktır. Sonuç itibarıyla tekrar başlanırsak bölge oldukça sismik olarak aktif olan bir bölge ve uzun yıllardır da eksikliği çekilen bir deprem vardı. Bu da onların sonucunda bu sismik boşluğun dolması gibi nitelendirebiliriz ama bu büyüklükte depremleri bu bölgede tekrar görme olasılığımız var. Bu depreme özel, hep söylediğimiz gibi yaklaşık 1 derece küçüğe kadar, yani 5.5-5.6'lık artçı sarsıntılar görebiliriz. Bizim kaydettiğimiz artçı sarsıntıların en büyüğü 4.8 büyüklüğünde. Dolayısıyla önümüzdeki gelen süreçte de yetkili makamları, mercilerin uyarılarına uyarak özellikle hasarlı binalarımız varsa onlara girmekten kaçınmakta fayda var. Benim şu an için söyleyeceklerim bunlar. Doğan Bey, sizin ilave edecekleriniz. Artçı depremler böyle bir depremden sonra yaklaşık bir haftalık artçı depremlerin yaklaşık bir haftada sürmesini bekliyoruz. Artçı depremler Haluk Hoca'nın dediği gibi en büyüğü yaklaşık 5.5-5.6'ya kadar varabilen artçı depremler olabilir. Bunlar özellikle deprem kaynağına yakın yerleşim yerlerinde, köylerde, ki o yörenin köylerinde ağırlıklı olarak yapı tarzı yığma, kerpiç, kagir. Bu tür yapılarda eğer hasar görmüşse Alaşok'ta bunların yıkılması ve daha da fazla hasarın artmasına neden olabilir. O yüzden vatandaşlarımızın dikkatli davranmaları ve uyarılara kulak asmaları, dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Artçı depremler büyüklükleri ve sıklıkları zaman içerisinde azalarak devam edecektir. Şu günler mesela bu gece sıklıklı olacaktır ama onu takip eden günler hem sıklıkları hem de büyüklükleri azalarak devam edecektir. Teşekkürler. Çok pardon. Sizin var mı Ali Hocam, ilave edeceğiniz? Evet, Haluk Hocam'ın da belirttiği gibi bu depremin büyüklüğü şu ana kadar 6.4 ile 7.0 arasında değişen farklı merkezler, farklı büyüklükler vermektedir. Bu tamamen işte deprem kaynağının etrafındaki istasyon dağılımı, istasyonların altındaki jeolojik yapıya bağlı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde özellikle uydulardan gelecek verilerle bu depremin daha fazla özellikleri konusunda, özellikle büyüklük konusunda, daha sonra sismik enerjinin nerelerde ne şekilde açığa çıktığı konusunda çok daha ayrıntılı bilgi elde edip sizlerle paylaşacağız. Bunun için birkaç günlük bir işlem süreci gerekiyor. Buyurun. Doğuda en batıda sürekli depremler oluyor. Bu Doğu Anadolu'daki fay hatlarının kırılması mıdır, yoksa büyük fay hatlarının kırılabileceği tahmininde bulunmak mümkün müdür? Çünkü iki tarafta da sürekli depremler olacak bu bölgede ve özellikle Ege bölgesinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim, özellikle bahsettiğiniz farklı faylardan bahsediyorsunuz.
birbirinden çok farklı faylar. Dolayısıyla herhangi bir fayın o fayın bu fayı tetiklemesi gibi şey söz konusu değil. Yapıları farklı. Yani bunun özelliği üst üste denk gelmesi, dikkat ettiğiniz gibi yani Manisa'da depremlerin olması, Ankara'da deprem olması, yani Ankara civarında sonuçta doğuda deprem olması, Kuzey Anadolu fayında deprem olmasının aslında tek söyleyecek şeyi ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha açığa çıkartıyor. Dolayısıyla biz herhangi bir yerde deprem olmasını beklemekten öte, yani toplum olarak yapmamız gereken şey hep söylediğimiz gibi bu depremlere hazırlıklı olmamız. Çünkü deprem bir doğa olayı, hep söylüyoruz bunu, defalarca tekrarlıyoruz. Bu doğa olayının önüne geçmemiz mümkün değil. Dolayısıyla yapabileceğimiz, en büyük yapabileceğimiz adım buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Yani depreme olabildiğince hazırlıklı yakalanmayız. Aksi takdirde can ve mal kayıplarının önüne geçme şansımız yok. Şöyle bir durum, şimdi çok net anlamadığınız ya da sosyal medyada yalan yanlış çok haber dolanıyor. Sizin ağzınızdan ne çıkıyorsa, şu anda an itibariyle can kaybı ve yalan sayısı nedir? Çünkü 400 can kaybından bahsediyor şu anda. Bir de sosyal medyada bir yazısı yaparsanız bence yerinde olur. Çünkü anormal görüntüler paylaşılıyor. Galiba gerçeğin yansıtıyor. Dürüstçesi bu konuda yani resmi olarak sorumlu kuruluş biliyorsunuz AFAD, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı. Dolayısıyla resmi rakamları ondan almakta fayda var. İnanın bizde de resmi, yani resmileşmiş, kesinleşmiş bir bilgi yok. Biz de bunu ifade edersek biz de yanlış yönlendirmeyiz. Dolayısıyla sizin uyarınızda şunu söyleyebiliriz. Lütfen vatandaşlarımız haberi gerçek kaynağından alsınlar. Yani kulaktan kulağa dolaşan haberler yerine gerçek doğru bilgiye ulaşsınlar. Bu da devletin resmi makamları. Lütfen o bilgilere itibar edin. Yoksa dediğiniz gibi sosyal medyada çok farklı görüntüler, belki başka depremlerin görüntüleri yansıyabiliyor. Dolayısıyla bilgiyi kaynağından edinmekte fayda var. Buyurun. Efendim, bu Elazığ'da sismik olarak hareketli bir bölge. 2010 yılında bir deprem gerçekleşmişti. 8 Mart'ta. Yine Aralık ayında 4.9'luk bir deprem meydana gelmişti. Bu büyüklükte bir deprem bölgede bekleniyor muydu? Sizin için sürpriz mi oldu? Yoksa zaten bekliyorduk böyle bir deprem diyebiliyor musunuz? Şöyle, bu büyüklük depremlerin olması çok doğal. Tekrar söylüyoruz, Doğu Anadolu fayı için bahsediyoruz. Nasıl Kuzey Anadolu fayında belki 30 yıldır insanlar bekliyor ve hala olmadı diye bir kısım insanlar da 30 yıldır söylüyorsunuz hala olmadı deniyor ama maalesef 20 yıldır diyelim. Bu bölgeler aktif bölgeler. Doğu Anadolu fayı olsun, Kuzey Anadolu fayı olsun. Bu büyüklükte depremler. Şunu izleyebiliyoruz biz. Yani sonuçta bilimsel olarak bölgedeki yer kabuğu hareketlerin boyutlarını izleyebiliyoruz. Neyi biliyoruz? Bölgede meydana gelen en son depremi biliyoruz. Kırılan fay uzunluğunu biliyoruz. Dolayısıyla bilimsel olarak bunları hesaplayabiliyoruz. Yani bir deprem büyüklüğü tahmin ediyoruz ama bunun ne zaman gerçekleşeceğini maalesef bilemiyoruz. Dolayısıyla bu depremler Türkiye için, bölge için sürpriz değil. Doğan Bey, sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı? Evet, arkadaşımız da sordu. Şimdi tabii bir istatistiksel olarak da bizim elimizde bir data arşivimiz var. Baktığımızda evet, 2011 yılı sonrasında, son Van depremi sonrasında Doğu Anadolu'da ciddi bir deprem olmadı. Dolayısıyla son yıllarda gerçekten Doğu Anadolu'da önemli diye nitelendirebileceğimiz orta büyüklükte depremler ve şiddetli daha yukarı büyüklükte depremler görmedik. Dolayısıyla bu depremin olması olağan olarak kabul edilebilir. Batı Anadolu çok daha fazla aktif ve daha sık enerji boşaltan faylardan oluşuyor ama Doğu Anadolu öyle değil, Kuzey Anadolu öyle değil. Onlar daha fazla enerjiyi tutup daha büyük depremlerle kırılıp enerjiyi boşaltıyorlar. Dolayısıyla 2010 sonrasındaki süreçte baktığımızda 2011 Van'ın dışında bölgede ciddi anlamda deprem yok. Bu da bizim için önemlidir. Yani istatistik açıdan zaten beklediğimiz bir şey. Ali Hocam, bir Ali Hocam da çok özür dilerim, bir ilavede bulunacak. Şimdi az önce verdiğiniz listede tarihsel deprem listesine baktığınız zaman bu bölgede en son büyük depremin 1874 yılında olduğunu söylemiştik. Ve bu 1874 yılındaki depremin büyüklüğü yaklaşık 7.0-7.1 civarında.
bölgedeki kabuk hareketlerini işte her yıl yaklaşık 1 santimetre civarında bir hareket söz konusu. İşte en son depremden günümüze kadar yaklaşık 140-150 yıl geçmiş. Dolayısıyla bu fay üzerinde yaklaşık 1-1,5 metrelik bir yani jeodetik bir gözlem söz konusu. Bunun yarısı akıp gittiğini, yarısı da sismik olarak biriktiğini düşünecek, yani sismik enerji olarak biriktiğini düşünecek olursak bu depremin hiç de sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Buyurun. Bölgede fay şu an aktif dediniz. Elazığ'da deprem oldu ama çevre illerde hissedildi. Diğer çevre illerdeki kişiler de merak ediyor. Acaba bizim bulunmuş olduğumuz bu bölgede deprem olur mu? Örneğin Erzurum'da. O hatta herhangi bir aktifleşme söz konusu mu? Neler söylediniz? Yani aktifleşme söz konusu olup olmadığını maalesef bunu söylemek mümkün değil. Yine Doğu Anadolu fayı ve biraz önce söylediğim gibi Doğu Anadolu fayı ve Kuzey Doğu Anadolu fayı, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde bu büyüklükte depremler, tekrar söylüyorum, sürpriz olan depremler değil. Dolayısıyla biz Kuzey Anadolu fayı üzerinde de sismik boşluk olarak nitelendirilen yerler var. Nasıl biri Marmara bölgesi, Marmara Denizi içinde bir deprem bekleniyorsa da orada Erzincan'ın doğusu 7 su segmenti. Van. Yani Van tarafları, buralarda sismik boşluklar var. Buralarda deprem beklemek olası. Tekrar söylüyorum. Biz olur mu olmaz mıdan öte, yani ne zaman olur mu öte sorgulamaktan öte hazır olma yönünde çabalarımızı sürdürsek bence daha anlamlı olacak. Çünkü aksi takdirde tahminden öteye gitmeyecek. Biraz önce söyleyeyim, aslında sorumlu devlet kuruluşu AFAD'ın uyarılarına uymakta fayda var ama bizim de sonuçta bilimsel olarak bazı şeyleri söylememizde yine fayda olacak. Yapı stoğu Doğan hocamızın da söylediği gibi maalesef o bölgelerde çok iyi olmuyor. Dolayısıyla bu büyüklükte depremler can ve mal kayıplarına yol açıyor. Farklı, yani belki farklı illerde bu deprem olsa bu büyüklükte çok daha az yıkım olabilir ama dolayısıyla uyarımız, eğer yapılar, binalarla ilgili şüpheleri varsa, herhangi bir çatlak durumları varsa bizim tavsiyemiz çürük binalara girmemelerini biz öneriyoruz. Önümüzdeki süreci, yani Doğan hocamızın dediği gibi, Ali hocamızın dediği gibi, belki bu artçı sarsıntılar 1 derece düşük, yani 5,5-6,5'a kadar büyüklüğe kadar, ailesel büyüklüğe kadar artçı sarsıntılar olabilir. Dolayısıyla belirli bir süre temkinde, teyakkuzda olmalarında vatandaşların fayda var. Biz teşekkür ederiz. Bir ilave yapayım. Tabii ki. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi arkadaşlar yapı stoğu. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gittikçe veya şehirlerden köylere doğru, eğer deprem epicenterları köy alanları ise, köylerde maalesef geleneksel ata yadigarı konutlarda oturuyoruz. Dolayısıyla yığma kerpiç ve kagir binaların deprem epicenterında yani bu tür şiddetli bir depremde dayanma olasılığı yok. Yıkım ve hasar kaçınılmaz oluyor. Bizim bu yapı stoğunu eritmemiz gerekir. Çünkü şiddet değerini gördüğünüz 7'nin altına çekemiyoruz. Aslında bu tür depremler işte dünyanın gelişmiş ülkeleri, örneğin Japonya'da mesela en fazla 5 şiddetinde, işte belki belli objeler düşer ama herhangi bir yapısal hasar oluşmaz. Dolayısıyla bunu azaltmamız elimizde, yani deprem öncesi alacağımız tedbirlerle bunu önlememiz mümkün. Onun için de olmazsa olmaz şunu söylüyoruz: burası üzerinde yaşadığımız coğrafya bir deprem coğrafyası, ülkemizde deprem çok fazla, deprem üreten geri faylar, aktif faylar çok fazla. Dolayısıyla burada yapmamız gereken deprem bilinci yüksek bir toplum haline gelebilmemiz ve depreme dayanıklı binalarda oturmamız. Peki. Alınacak en son tedbir. Ali hocam, sizin ilave edeceğiniz bir şey var mı?
Evet, yani şimdi kırılan fayın doğrultu atımlı fay olduğunu düşünecek olursak, genelde doğrultu atımlı faylarda kırılan fayın uçlarına doğru bir gerilme artışı meydana gelmektedir. Dolayısıyla özellikle mesela kırılan fayın uç kısımlarında nispeten yani risk artmış durumda. Tabii zamanla bu risk yavaş yavaş azalacaktık ama şu önümüzdeki birkaç gün içinde buna da dikkat etmekte fayda var. Hocam, şu tabloda 1893'te sarı bir nokta var. Bakış şiddetinde, doğru mu? Evet. Bir de şu restoranından aldığımız bilgilere göre oradan bir arkadaşım aradı. Orada da hissedilmiş etkilediği civar çevre neresidir? Yani hangi illerde nereye kadar etkili oldu? Sanırım bu depremler 400... Yani bu tür depremler, sığ depremler biliyorsunuz arkadaşlar. Sığ depremler tahrik güçleri ve yüzeydeki etki alanları fazladır. Dolayısıyla bunlar yaklaşık 500 kilometrelik bir yarıçapta hissedilir. Ve depremin kaynağından uzaklaştıkça da hissedilme ve etki alanı azalır. Ama yakın, mesela 50, 70, 100 kilometrelik bir alanda nispeten de olsa etkili olur ve hasara da neden olabilir. Peki, başka soru? Yoksa biz teşekkür ederiz. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.